Bölümün adı Kurtuluş Savaşçısı ve bu bölümde gerçekten bize One Piece tarihinin en önemli panellerinden birini gösterdiler. Burada paylaşacağım o kadar çok konu analiz var ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Eğer son bölümü henüz okumadıysanız manga keyfinizi sizden çalmak istemem. O yüzden burayı hemen terk edin. Evet başlıyoruz. Luffy sonunda şeytan meyvesinin uyanışını açmayı başardı. İsmini de bu benim zirvem diyerek Gear 5 koydu. Koraseiler Gomu Gomu no meyvesinin adının aslında efsanevi zoan Hito Hito mitolojik bir alt türü Güneş tanrısı Nika modeli olduğunu açıkladılar. CP Zero'dan bir adamı feda etmek uğruna bile olsa korktukları bu meyvenin uyanışına engel olmak istediler. Geçirdiği bu dönüşümle Luffy'nin beni de korkuttuğunu söylemeliyim. Bir anda Luffy'yi tanıyamadım. Büyük ölçüde değişti. Erişte gibi uzuvları ve alev şeklinde saçları olan bir figür olarak karşımıza çıktı. Kaşlarının Sanji'ye, gözlerinin Imu, Mihawk ve Zunesha gibi değişik karakterlere benzemesi bize neyi çağrıştırmalı? Tüm bunları ve efsanevi yaratık Nika'nın tam olarak ne olduğunu ve güçlerinin neler olabileceğini sizler için inceleyeceğim. Ben Yılmaz. Böyle içeriklerin devamı için takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Bölümde hepimizin merak ettiği bir konu var. Ama Yori ve Orochi arasındaki sahne maalesef bunlardan biri değil. Sanırım Oda Sensei bizi çıldırtmak istiyor. Yine de buna değinmek gerekirse Orochi sonunda Kanjura ile kendi yaktığı intikam ateşinde layığını buldu. Yori'nin gözyaşları ise mükemmeldi. Tüm söyleyeceklerim bu kadar. Esas konuya gelirsek Luffy'nin efsanevi bir zuan meyvesi olduğunu öğrenmek sanki beklediğim bir şeydi. Bunu önceki videomda anlatmıştım. İsterseniz videomun altında linkini bulabilirsiniz. Beklemediğim şey dönüşümün bu kadar ilginç olacağıydı. Birçok tahminde bulunduk petrol, reçine, esneklik meyvesi gibi birçok teori döndü dolaştı. Sonunda spoilerlarda Zoan olduğunu öğrendikten sonra o da resmen bize şunu söyledi. Hayır millet ben sizi kandırmadım. Aslında lastik Nika'nın bir özelliği. Vay canına böyle bir şey kim düşünebilirdi ki? Odanın çıkmaza girip bir taraflarından uydurduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu sahneye çok uzun bir zamandır hazırlanmış. Aslında bakarsanız Miras alınan istek içinde kaybolmuş karakterimiz Luffy. Açıkça Nika tarafından ele geçirilmemiş olsa da kendisi gibi de değil. Yolculuğunun büyük bir kısmında meyvesinin tam özelliklerini bilmeden büyük bir çaba sarf ederek bu noktaya gelebildi. Çünkü bu bilinmezlik Luffy'nin gücüne temelde Nika Şeytan Meyvesi'nin sadece yan özelliğine indirger. İsmi değişen meyve buradan şunu mu anlamalıyız? Paramesia meyvesi aslında Zoanmış. Hayır. Buradaki mesaj benim anladığım bazı zuan meyvelerinin paramesya özelliklerini de içinde barındırmasıdır. Hatta logia meyvesinin özelliklerini bile üzerinde taşıyor. Mesela Marco'nun şeytan meyvesi, Ace'in mera mera nomisinin özelliğine benzeyen bir ateş oluşturabilmesi ve Logia'ların fiziksel dokunulmazlığına sahip olması gibi. Aynı şekilde Yamato'nun buz oluşturması ve Sengoku'nun da altına dönüşebilmesine benzer bir şekilde Luffy'nin de lastik olması Şimdilik gayet mantıklı gözüküyor. Böylelikle Zoan tipinin paramesia özelliğine göre meyvenin ismini değiştirmek, bunu gizlemek için çok akıllıca bir seçim. Bir de bu kişinin Joy Boy olduğunu düşünürseniz bu kaçınılmaz. Çünkü meyvenin asıl gücü yerine yan bir özelliğe onu indirgemek, Yamato'ya Şeytan Meyvesi'nin aslında buz meyvesi olduğunu söylemek kadar kolay. Fakat Luffy tüm bunları aşıp Şeytan Meyvesi'nin uyanışıyla Joyboy'un iradesini nihayet içinde uyandırdı ve bu irade o kadar güçlü bir irade ki 800 yıl sonra bile Luffy'nin kalp atışlarından duyulabiliyor. Zunesha'nın duyduğu özgürlük davulları Luffy'nin kalp atışlarının ancak kauçuk bir gövdenin dayanabileceği olağanüstü bir hıza ulaşmasının sonucunda çıkardığı sestir. Aslında bakarsanız Luffy ikinci viteste kan pompalayarak kalbinin performansını kavuşuk özellikleriyle arttırmaya çalışıyor. Fakat bu sadece başlangıç seviyesindeydi. Vano arkında kurtuluş davullarının sesinden anlaşılacağı üzere şu an çok farklı bir seviyede. Luffy artık kavuşuk gövdesinde tam bir ustalıkla donanmış durumda. Artık kalp atış hızını en üst düzeye çıkarabilir. Bu yeni güç eriyerek serbest akışlı bir hal hale getirebileceği doğal kauçuktur. Bir düşünün, üç çeşit şeytan meyvesi özelliğini şu an Luffy'de görüyoruz. Bu özellik paramesya gibi zemini lastiğe çevirip saldırıyı geri püskürtebilir. Yani bütün çevresine etki edebilme gücünü elinde tutuyor. Vücudunun kauçuk olması ve özgür bir şekilde kontrol edilmesi Logia ile benzerdi. Daha Luffy'nin neler yapabileceğini hayal edemiyoruz. Çünkü bu meyvenin sınırı aslında zaten bizim hayallerimiz. Ama bunu kolay bir yükselme olarak görmeyin. Bu noktaya gelene kadar katlandığı tüm acılar ve sarsılmaz iradesi Joy Boy'un uyanmasına kadar Luffy'yi götürdü. Zaten işte bu yüzden kendisini tamamlanmış hissetti. Bu güçlere kavuşabilecek kırılmaz bir iradeye sahip olduğu için her şeyi yapabileceğini düşündü. Düşmanını bir kere seçtiği zaman asla pes etmediği için buralara ulaştı. Çünkü o kendi kişiliğiyle Monkey D. Luffy aslında bakarsanız One Piece'in başından beri Yonko'ların bu kadar abartılmasından sonra Big Mom'un çöküşü acaba Kaido'da harcanacak mı diye beni endişelendirdi. Fakat Luffy'yi defalarca indirmesinden sonra Luffy kendini eğitebilmeyi başardı. Tümkek adasında Katakuri dövüşünde gözlem akisini geleceği görebilecek kadar geliştirdi. Wano da Kaido'dan tek yedikten sonra eski Yakuza Hyagora'dan Ruyo hakiyi öğrenerek ilerledi. Kaido ile nefes kesici dövüşünde ki bu inanılmazdı, Kralların haki'sini de ister istemez geliştirdi. Hatırlarsanız kara kral Reyling, Luffy'ye haki'nin temellerini öğrettikten sonra ona haki'nin daha güçlü düşmanlarla karşılaştığında savaşın en kızıştığı anlarda daha da güçlenebileceğini söylemişti. Aynısı şeytan meyvelerinde de olabilir mi? Yeni gelen ve kesin olmayan bir spoiler'a göre kralların haki'sine sahip kişiler meyve uyanışını da açabilen kişilermiş. Bunun sonucunda Luffy'de beklediğimiz meyve uyanışını açtı. Meyvesinde ve haki türlerinde uzmanlaşan Luffy bilmediği bir değişim geçirdi. Love ve Kit gibi meyvesinin tam özelliklerini önceden bilseydi eminim şimdiye 10 kere uyanış açardı. Adam kendinde değilken değişti. Neler olduğunu bile anlamadı. Ve uyandığında ne oluyor? Yenildim. Hala neden hayattayım diye sorguladı. Joyboy'un iradesinin daha önce de Luffy'ye etki ettiğini görmüştük. Mesela bilinçsiz iken Kayudo'ya gözlerini dikmesi gibi şimdi de kendisini yeniden başlatabildi. Önündeki sınırlar artık kalkmıştı. Bu muhteşem bir güç patlaması demek. Bu, kurtuluş davullarının çalması, çağın akışının değişmesi ve dünyayı büyük savaşa sürükleyecek joy boyun geri dönmesi demektir. Ve daha meyvesinin tam ve melez form dönüşümlerini bile henüz açıklamadılar. Kendi insan formu, melez formu ve hayvan formu şu an Luffy'de hangi form olduğunu bilmiyoruz. Ama daha ilginç bir şey söyleyeyim. Chopper Luffy'ye gümbürtü topu verirse ne olur? İnanın hayal bile edemiyorum. Yani Luffy'nin Kaido'yu çekip fırıldak gibi döndürmesine şaşırmamak lazım. Gerçekten ama gerçekten güzel bir bölümdü. Bu anlattıklarım çok büyük bir teori. Efsanevi zoanların meyvelerin atasını oluşturan orijinal meyvelerden olabileceği teorisini büyük ölçüde desteklemektedir. Goraseylerin de dediği gibi kendi iradeleri varsa Zoan meyvelerinin geçmişte yaşayan canlılardan geldiğini, dolayısıyla her şeyin başlangıcına işaret ediyor olabilir. Çünkü kendi iradesine sahip olan kişiler doğal olarak bunu miras bırakmayı da istemiştir. Ayrıca her zaman gördüğümüz dönüşüm viteslerini kullanabileceği bir özgürlüğe kavuşması, One Piece temasına bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Luffy'nin korsan kral olma yolculuğu dünyanın en özgür insanı olmak istediği içindi. Roger, Norland ve Joy Boy'un yolculuğu Luffy'ninkiyle benzerdir. İnsanlar özgürlüğün anlamını aradığı sürece bu şeyler asla son bulmayacak ve şimdi bu mirasın Luffy'e kadar aktarılması ve meyvesinin ona vereceği özgürlük bunlar rastlantı olamaz. Luffy'ye aktarılan irade Joy Boy'un iradesi ve tamam Luffy Joy Boy ama kim ulan bu Joy Boy? Güneş tanrısı Nika'yı uyandırabilen bildiğimiz tek karakter. Pardon, bir de Luffy var. Ama Luffy 800 yıldır ilk Gomu Gomu no Mi meyve kullanıcısı değil. Joy Boy'un yaptığı gibi onu mutlak sınırlarını zorlayacak kadar güçlü ve inatçı olan ilk kişi. Sonra bir de güneş tanrısı çıktı. Sonra bilgelik kralı çıktı. Sizi bilmem ama ben şuna benzetiyorum. Tayfa'nın adı Mugiwara yani hasır şapka olmasaydı acaba ne olurdu? Sevinçli çocuklar tayfası mı Joy Boy'a bu isim şeytan meyvesinin ona yansıttığı karakterden dolayı verilmiş olmalı. Luffy'e de zaten herkes ismiyle hitap etmiyor. Hasır şapka diyor. Yani aslında Joy Boy'un adının farklı bir isim olduğunu düşünüyorum. Ohara'daki bilgin ağacın 5000 yıllık olduğunu düşündüğümüzde Güneş Tanrısı Nika karakteri daha önceki zamanlardan kalma olduğu kanısındayım. Ve aynı zamanda Luffy bütün seride açıkça Roger'ın karakteriyle de birebir paralellik göstermesi Hepsinin aynı meyvenin sahipleri olduğuna dair kanaatimi arttırdı. İmkansız demeyin. Çünkü seride reenkarnasyondan başka türlü açıklanacak tek yolun bu olduğuna inanıyorum. Tıpkı Sabo Ace'in meyvesini yedikten sonra ve Ace'i daha önce de hiç görmemiş olduğu halde nasıl yer yemez tıpkı Ace'in yaptığı gibi ateş yumruk tekniğini uygulayabilir? Ya da Rayling'in Roger'la son görüşmesinde ben ölmeyeceğim ortak demesi gibi ve zaten Roger da bir sonraki korsan kralın kendi oğlu olacağıyla ilgili bir espri yapmıştı. Ne gariptir ki Shanks'in de Ace'in yaşadığı Doğu Mavi'de bir sonraki Joy Boy'u seçmek için elindeki meyveyle buraya gelmiş olması ne büyük bir rastlantı. Ama kendi iradesi olan Zoan meyveleri kullanıcısını kendi seçer. Bu konudan emin olmamakla beraber kesinlikle birçok teori var. Nika hakkında bilinen ve doğrulanan tek şey onun eski zamanlardaki varlığı ve köleler için ne anlama geldiğiydi. Zamanın köleleri Nika'nın onları özgürleştireceğine ve onları acılarından kurtarırken yüzlerine gülümsemeyi getireceğine inanıyordu. Zaten Gorosei'lerin de dediği gibi Luffy de seri boyunca insanları yüklerinden kurtaran ve yüzlere kocaman bir gülümseme yerleştiren Kurtuluş Savaşçısının ete kemiğe bürünmüş haliydi. Tayfasının her üyesinde bunu yaptı. Ülkeleri zalim hükümdarlarından kurtardı. Eysi zincirlerinden kurtardı ve şimdi Vano halkı için savaşıp can verdiği festival gecesinin şafağında Kaido'nun getirdiği sahte gülümsemeleri gerçek gülümsemelere çevirecek ve ona kendi memleketi Goa krallığını hatırlatan Dressrosa'da yaptığı gibi sahte kralları ve tanrıları alaşağı edecek. Çünkü Luffy Güneş Tanrısı Nika'nın iradesine ve özgürlük arzusuna sahiptir. Çoğu inanışta da tanrıların kuralları ve nizamı olur. Ve One Piece'te tanrı olarak gösterilen Enel ve kutsal ejderler gibi ya da Imu gibi aslında kendilerinin de insan olmasına rağmen diğer insanları köle gibi gören basit halk dedikleri bir anlayışa sahiptir. Enies Lobby'de Spandam'ın dünya hükümeti hakkındaki konuşmasında bu işaretin 170 ulusun bütünlüğünü, dört denizi ve Grand Line'ı temsil ettiğini söylemişti. Tanrıların bütün dünyayı yönetmesi gerçek tanrı figürünün dışa vurulmasıdır. Yani bütün dünyayı kutsal ejderler olarak biz yönetiyoruz ve biz ne dersek o olur demektir. Biz tanrıyız demektir. Diğer yandan dinin iradesine sahip olan kişiler, köle ya da denizci, güçlü ya da zayıf fark etmeksizin kimseye aşağılık olarak bakmaz, ve düşmanları dahil herkes arkadaş olabilir. Köleliğin tam tersi olan özgürlüğün peşinde koşan bu insanlar, di her yerde karşılaştıkları bu kölelik düzenini bozan ve karışıklık çıkaran, özgürlüğü arayan kişiler olmuştur. Bu düşünce tanrıların düşüncesine otomatikman ters olduğu için günümüzde özgürlük arayan kişilere korsan demişlerdir. Yani köleliğe karşı gelen kişiler aslında tanrıların doğal düşmanıdır. Mesela Skype arkında, Luffy Enel'e seni tanrı yapan ne var demişti. Yani demek istediği, neden kendisini üstün gördüğüydü. Enel'in kibrine karşı Luffy'nin alçak gönüllülüğü, onu doğal düşmanı yapar. One Piece'in sonunda, tanrıların doğal düşmanı olan dilerin, Luffy'nin efsanevi meyvesi kölelik düzenini bozan ve insanlara mutluluk getiren kurtuluş savaşçısına yani güneş tanrısı Nika'ya bağlanacağını söyleyebilirim. Güneş tanrısı demelerinin sebebi şafağı getirenin güneş olmasıdır. Ve kurtarılan kölelerin özgür olarak çıkacakları ilk şafağı getiren güneş gibi kendilerine de özgürlüğü getiren Nika'ya güneş tanrısı demişlerdir. Odanın yine bize ters köşe yapmak istediğini düşünüyorum. Luffy'nin saçlarının yanmasıyla da meyvesinin bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Lunaryan ırkından olabileceği bana daha çok elle tutulur gibi geldi. Sizin de düşüncelerinizi yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Ben Yılmaz. Böyle içeriklerin devamı için takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Sogeki no shimade umareta ore wa kapatsukakuchu lulu la